Bugün niye bu kadar rahatım? Bir düşünün. Neden böyle ayağım yukarıda ve böyle relax bir havadayım? Bir düşün. Oğlum bu müzik çok iyi lan, konuşamıyorum. Geçen gün egomu tatmin etmek için videoya böyle mi başlayacağım? YouTube kanalımda geziyordum ve Undertale serisine denk geldim. Sonra bir baktım ki oyun bitmemiş. Tamam, bunu böyle fark etmemem gerekiyordu belki. Ama oyun bitmediğini görünce şok oldum. Bu oyunu bitirmem lazım. En son galiba oyunun yarısında kalmıştım. Yani bu uzun bir video olacak. Bütün oyunu dublajlamam gerekecek. Allah'ım nasıl yapacağım bunu? Evet, hadi başlayalım. Sen öl. Tamam sen gel. Hadi. Koş 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 koş. Video çekecek halim kalmadı. Nerede? Ne yapıyorduk en son? Bir tane şunu dövüyorduk. Evet. Biri bizi gözetliyor yapmıştık. Bu adamla bir daha dövüşecek miyim ya? Bu bölümü oynamış mıyım son bölümde? Bir ona bakacağım. Kapat şu reklamı. Lan buraları oynamışım ben ya. Hadi. Bu kavanozda kaç sinek var? Git artık git. Oha, 1,5 saattir kayıttayım ya. Bu müzik beni hep boşluğa bırakıyor ya. Şu su damacanası da iğrenç gözüküyor arkada. Bunu kaldıracağım, bir dakika. Buradan mı girsem oluyor mu? Senle konuşmayacağım çünkü kendime çok dublaj işi çıkarmak istiyorum. İzin ver de sana telefon numaramı vereyim. Böylece belki eğer yardım gerekirse şey edebilirim. Ne? O telefonu nereden aldın öyle? Antika bildiğin. Mesaj açma özelliği bile yok. Bekle bir dakika lütfen. İşte senin için geliştirdim. Telefonlarla iyi bir geçmişim yok ama... Mesaj açma ve eşya özelliği var. Anahtarlığı da var. Oyun bana ne yapmamı söylerse onu yapacağım. Seni bile yaptım. Artık resmi olarak arkadaşız. Çok sapık bir gülüştü bu. Niye lavaboya gidiyorsun? İğrenç iğrenç şeyler yapma ya. Ne oluyor orada? Ben gidiyorum. Burada niye bir testere var? Allah'ım çok garip bir mekan burası ya. Burada olmak istemiyorum. Hemen gideyim. Sakın tuvaletten çıkma, ben buradayım. Gitmiş. Undine'nin insanla olan savaşını izlemediğimi fark ettim. Bana... Yani sonuçta yenilmez olduğunu biliyorum ama sonra sorarım. Bütün oyun boyunca bana yazacaksın değil mi? Ama şimdi insanı arayıp ona rehberlik etmeliyim. Ya bunu nasıl arkadaşlıktan çıkaracağım ya? Bak bir anlaşma yapalım. Ben seni seviyormuş gibi yapacağım, tamam mı? Sen de bana yazmayacaksın. Şimdi son oyunumdan bu yana çok şey öğrendim. Canavarlarla dövüşmemeliyim ki iyi sona ulaşayım. Kötü sona ulaşmak için herkesi dövmem gerekiyor. Ben de bunu yapacağım tabii ki, vazgeçtim. Ama önce bir canımı doldurayım. Evet! Yeteneklerim hala yerinde, tamam mı? Kimse beni dövemez. Sen bir bulutsun bir kere. Bir bulut katlettim az önce. Az sonra arıyorum. Beni arama. Hayır. Buranın müziği böyle biraz daha şey ya. Oh save. Oh. Üf, telefon kullanmayı sevmiyorum ya. Aramak istemiyorum. Bu şey değil mi ya? Eski sevgili tribi. Neden kadın bir uçakla dövüşeyim ki? Olsun, yapacağım bunu. Salak mısın ya? Bana trip atıyor şu an. İşte bu. Bu uçağı düşüreceğim koçum. Bu uçağı... Bu çok yanlış anlaşılıyor. Papa! Uza buradan, uza. Büyük bir patlamaydı. Kendimi biraz kötü hissettim. Hop! Parkur! Lan başa... Ne oluyor lan? Ne yap? Kızartma tavası mı? Kızartma tavası oyunda işime yarayacak mı? Allah'ım keşke yayında yapıyorsaydım bunu ya. Bir tava aldım. Kimse beni durduramaz bebeğim. Hem de 3. seviye. Lan bu kanalda PUBG şakası yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Başa döndüm lan yine. Pençem 5 dakikadır sonhanenin üzerinde duruyor. Oha falan yani. Arama arama! Efendim canım. Teşekkürler. Bu oyun müziğini se- selam. Şey, şu mavi lazerler... yani... Alphys ben, merhaba. Mavi lazerler hareket etmezsen canını yakmazlar. Turuncu olanlar şey... Hareket etmen gerek. O zaman onlar... onlar şey yapmayacak. Şey... Onları gördüysen hareket et. Hadi görüşürüz. Oha yaptım yaptım. Dur lan ya, burada yazma. Burada hava durumu yok ki. Niye aradı ki beni? Öleceğim sandım ya. Hareket etmezsem maviler bana zarar vermez. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Anam. Ay çok mallık yapıyorum. Çok
çok salak oynadım be. Bir tuş. Bu bir şalter, indir. Oley. Geçtiğim lazerleri kapadım, çok güzel. Alfis ben. Bu kuzey kapısı sen sağ ve soldaki bulmacaları çözene kadar kilitli kalacak. Ben bence sağ tarafı deneyebilirsin. İyi, en azından bana yardım etmeye çalışıyor. Bu da tatlı bir şey. Önce sağ taraftakini hallediyorum. Selam gençler. Metaton mu? Evet, Metaton yer altının en büyük yıldızıdır. En az 2-3 düzine hayranı vardır. Kahve adamla konuştum az önce. Bunun olayı ne şimdi? Karşıdaki gemiyi vur, görevini tamamlamak için kutuları oynat. Çok kolay. Hop hop. Ha, iki atışım var zaten, tamam. Ben bu işte bir dahi miyim? Bulmacalar benim işim. Kahve adam hoşça kal. Seni çok sevdim. Senden çok güzel bir çizgi roman karakteri olabilir. Gel seni de açayım. Ne var lan, ne var lan, ne var? Ben, şu mavi lazerler geçirmesi imkansız görünüyor ama bir kraliyet bilim insanı olarak benim de bir iki numaram var elbette. Sıcak diyarların lazer bir tabanını kırıp onu kapatacağım. Teşekkür ederim. Sana bağırdığım için kusuruma bakma. Oh! Lan hemen çözdüm lan! Çok hızlı çözdüm ya. Burada bayağı uğraşırım sanıyordum. Ya bulmacalarla aram biraz iyidir biliyor musun? Yani beni bilenler bilir. Oyunlarda çok... Bunun için müziğe ara vermeye gerek yoktu. Bu sadece bana panik atak yarattı. Neyse ne? Açıklayayım gitsin. Yine arayacak beni değil mi? Bence... sol ve sağdaki bulmacalar hakkında. Açıklaması biraz zor ama çoktan çözdüm yani. Müthiş madem. Artık sorgulamıyorum. Bu iyi hissettirdi. Burası biraz karanlık sanki, değil mi? Evet. Yardım edebilir misin? Işık sistemini kırıp aydınlatabilirim. Hayır. Evet. Yine mi sen? Hoş geldiniz güzellerim. Yeraltına ilik ve tek yemek programına hoş geldiniz. Fırınlarınızı ısıtın çünkü bugün sizin için özel mi özel bir tarifim var. Bugün yapacağımız şey bir kek. Buradaki tatlı yardımcı malzemeleri toplayacak. Onun için büyük bir alkış alalım. Güzel güzel, bunu yapabilirim. Yemek yapmayı İhtiyacımız seviyorum. İhtiyacımız olan malzemeler şeker, süt ve yumurtalar. Hadi bunu getir şeker, bakalım canımın içi. Bir sürü şey yapabilirsin. Yumurta, süt, şeker. Mükemmel, iyi işte tatlım. Keki pişirmek için gereken bütün malzemelere sahibiz. Süt, şeker, yumurtalar. Süt, şeker, yumurtalar. Aman durun bir saniye, nasıl unutabilirim? En önemli malzemeyi unuttuk. Bir insan ruhu. Niye herkes beni öldürmeye çalışıyor ya? Bunun olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Alo, şu anda biraz meşgulüm. Dur bir saniye. Bir şey yapamaz mısın? Başka bir tarifte bir değişiklik yapamaz mısın? Bir değişiklik? Yani diyorsun ki insan olmayan bir malzeme mi kullanayım? Nedenmiş o? Düşünsene ne olur. Ya birileri vejetaryansa? Vejetaryan. Evet yani Bu harika bir fikir Alfis. Aslında tam burada bir başka seçeneğim vardı. MTT marka hep pratik insan ruhu aromalı sos. Bir konservesi de tam şu tezgahın üzerinde. O kadar uzak gibi duruyor. Neden gidip almıyorsun ona? Allah'ım, ben dünyanın en tuzak şeyine gidiyorum ya. Bu arada programımızın epey sıkı bir zamanlama sistemi vardır. Eğer konserveyi önümüzdeki bir dakika içinde alamazsan esas plana geri dönmemiz gerekecek. Yani tırmanmaya başlasan iyi olur güzelim. Ben bir dakikaya hallederim bunu. Olamaz. Tırmanmaya yetecek zaman yok. Şansa bakmayın, benim bir planım var galiba. Telefonu geliştirirken birkaç yeni özellik ekledim. Sırt ruke diye sen şu koca tuşu gördün mü? Bak gör şimdi. İşte. Bu telefondan istiyorum. Tepeye ulaşmaya yetecek kadar yakıt olması lazım. Şimdi çık oraya hadi. Lan üstüme ne yağdırıyorsun lan? Bunlardan kaçacak mıyım, toplayacak mıyım anlamadım. Nasıl kaçacağım bundan? Bundan nasıl kaçabilirim?
Allah'ım çok salak oluyor şu an. Aa bir dakika, buraya geçebiliyorum. Allah kahretsin ya. Ama hiç boşluk yok. Ha burada. Geçeceğim buraya, geçeceğim. Oha yavaş. Aman tarafım çeder oldu. Görünüşe göre beni alt ettin. Ama bunun tek sebebi dahi Doktor Alphys yardımını almış olman. Ah, o olmadan başına gelebilecekleri düşünmek tiksindiriyor beni. Bice. Aa evet, şu değişiklik hakkında. Daha önce hiç yemek programı izlemedin mi sen? Keki çoktan pişirdim ben zaten. Unut gitsin yani. Bunu tahmin etmeliydim. Vay, biz başardık. Biz sahiden de başardık. İyi işte takım. Neyse hadi ilerlemeye devam edelim. Sana o kadar laf ediyorum ama arada bir işe yarıyorsun ha. Ufuk'taki sürekli beni aramasan. Orası çekirdek. Yer altındaki bütün gücün kaynağı. Jeotermal enerjiyi büyülü elektriğe dönüştürür şey yaparak. Neyse, gideceğin yer orası. Çekirdekte direkt Asgore'un kalesine giden bir asansör var. Ve oradan da evine gidebilirsin. Aa öyle mi? Ya aslında inanmıyorum. Ben daha bir 2 saat var daha burada. Bu bir asansör mü? Lütfen bir yer seçiniz. Neresiydi? Adamı hiç dinlemedim ben. Sağ kat 2 olsun. Ay hiç dinlemedim ya. İçimden 90-60-90 söylüyordum. Selam, neredeyim ben acaba? Hey, benim adım Sıcacık Alev Adam. Adımı unutma. Tamam. Ben yanlış bir yere gidiyorum şu an. Selam dostum, ne haber? Havuçluk ek ister misin? Yalnızca 30 altın. Havuçluk ek istiyorum. Çok şey taşıyorsun. Ben de kafana koyarım o zaman. Kafamda mı kekliyordunuz? Allah'ım çok tatlı. Aa düştü. Bir dakika, bir de diğer katı deneyeceğim. Burası geldiğim yer. Oh tamam, doğru yerde. Alphys'in bana yazacağını bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Neyse, ben de birilerinin ağzını burnunu kırmak için bekliyordum. Beni ürküttü burası. Hey, ben Dr. Alphys. Bu bulmaca biraz zamanlamaya dayalı. Şuradaki şalterleri görüyor musun? Hepsine 3 saniyede basman gerekiyor. Sana tempo ile yardım etmeye çalışacağım. Tempo benim işim bebeğim. Gerizekalı! Hey, işe bak ki sadece 2 tanesi yeterliymiş. Kalbime indireceksin bir gün. Bana yazıp durma ya. Hey, lavaboya gidiyorum. O yüzden şimdilik kendine iyi bak. Ben eminim bu bulmacayı kendin halledebilirsin. Bulmacalar benim işim bebeğim. Nasıl ya? Abi kendimi küçük düşüremem böyle. Yapabilirim. Ha! Oo! Allah'ım gerizekalı değilmişim, bunu öğrenmiş oldum. Yani çok fazla. Oha, Miu Miu ve Kimi Miu birden daha iyi gelenler mi var? Ya şaka ediyorum bunlar. Alphys'in Facebook durum güncellemeleri o kadar umurumda değil ki şu an. Sadece içimi ağzımla dolduran şeyler görmek istiyorum. Bu bilgisayarla işlenmiş lazer kasasının içinde bir parça peynir var. Bana ne? Hey sen dur. Yine birilerinin kafasını koparmam gerekecek değil mi? Biz yani çizgili üstüyen bir insan hakkında anonim diye kuşu aldık. Şu anda sıcak yaralarda dolaştığı söylendi bize. Ben bilmiyor dil. Biliyorum. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Pekala, sakin kal yeter. Seni güvenli bir yere götüreceğiz, tamam mı? Ha? Ne oldu Cardo? İyi bir şey mi diyorsun? Yani acaba... Cardo, yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Canına yandığım, bu var ya yani aşırı utanç verici. Bizim yani aslında seni baya baya öldürmemiz falan gerekiyormuş. Çocuklar, sıcak diyarlarda benim adımı duymanızın belli bir sebebi var. Hop hop hop. Ölümünüz geliyor. Ha, ben küçük çizgili insan. Bizi kafasını koparacağım. Bu mu yani, yapabildiğin en büyük taktik bu mu gerçekten? Of, dodge'u gördüm. Hop, bir daha yapamadım ya. Bak şimdi kaçabilirsin. Eğer kaçmak istiyorsan seni bırakabilirim. Çünkü Cardo'nu öldürdüm az önce. Kalenin en büyük gardiyanlarını da tokatladığıma göre. Tamamdır, geri döndüm. Bir karanlık odada aha, öyle mi? Evet. Aç. Yükselen mi? Lütfen robot çıkmasın. Lütfen robot çıkmasın. Lütfen robot çıkmasın. Allah'ım ne olur. Hacker yeteneklerimle hemen hallederim.
Ciddi misin? Aa evet. İyi akşamlar güzellerim ve bay güzellerim. Metaton konuşuyor. MTT Haber'den canlı yayın bildiriyorum. Sıcak diyarların doğusunda alışılmadık bir olay vuku buldu. Şansa bakın ki muhabirimiz olay yerinde canlı yayında. Cesur muhabir lütfen rapor etmeye değecek bir şey bu. 10 kişi mi izliyor? Ben bayağı yayıncıyım lan. Bunu rapor edeceğim. Dikkat sevgili seyirciler. Muhabirimiz bir köpek buldu. Doğruya doğru millet. İşte yılın hikayesi. Şunun küçük kulaklarına bir bakın. Minik patileri, pofidik kuyruğu. Anlatma, çok tatlı. Dur bir saniye. Bu bir kuyruk değil ki. Bu bir fitil. Tabii ki bir fitil. Doğru yani. Bildiniz, bu, o köpek. Bu oyunda her şey beni öldürmek istiyor. Bir bomba. Ama panikleme. Daha odanın kalanını görmedim bile. Amanın. Görünüşe göre bu bölgedeki her şey bir bombaymış aslında. O hediye bir bomba. O basket topu bir bomba. Kelimelerim bile. Cesur muhabir, eğer tüm bu bombaları etkisiz hale getirmezsen bu büyük bomba 2 dakika içinde seni etkisiz hale getirir. Bence küçük bombalar bile beni öldürmeye yeterli. Artık canlı yayında yapamazsın. Ne berbat, ne iğrenç. 9 izleyicimiz bunu izlemeye bayılacaklar. İyi şanslar tatlım. Nasıl yapacağım bunu? Endişelenme. Telefonuna bir bomba kapatıcı program yüklemiştim. Bomba kapatma bölgesine girdiğinde kapat seçeneğini kullan. Bunu yüklediğin nedenini sormayacağım. Şimdi git de hallet onları. Hadi imha ol. İyi iş. Aha oldu lan. Dolanmaya devam. Sol alttakini süper. Dene. Diğer bombalar nerede? Aha burada. Yeah. Oo, bu çok kolaydı. 67 saniye nere kaldı? Şimdi bomba benden kaçamaz. 53 saniye. Hayır. Hayır hayır hayır. 44 saniye. Ne ara abi? 5 dakikam vardı. Aha. Bunlara hiç beynim yetmiyor. Hah. Allah'ım tam bir bomba imha uzmanıyım ya. Başka nerede kaldı? Benden kaçabileceğini mi sandın? İyi iş. Merkeze git. Oh. Ben suyu elektromanyetizmayla orada kıstırdım. 9 saniye. 8 saniye. Lan bombaya geldim işte. Bu ne? Bir bardak suyu neden yok ediyorum? Allah'ım neyse sorgulamayacağım hadi. İyi işte tatlım. Bütün bombaları etkisiz hale getirdin. Bütün sıcak diyarların kaderi benim üzerimdeyken bir şeylerle eğlenmek çok zor. Büyük bombayı seni 2 dakika içinde patlatacaktı. Artık 2 dakika içinde patlatmayacak. 2 saniye içinde patlatacak. Elveda tatlım. Artık umurumda değil, bay bay. Aa! Anlaşılan bomba çalışmıyor. Çünkü seni konuşurken ben düzelttim, değiştirdim. Adamımsın lan, seni yerim. Olamaz. Hacker yetenekleriyle bombayı etkisiz hale getirdin. Evet, aynen öyle. Ah benim bassız başım. Görünen o keyine alt edildim. Lanet olsun sana insan. Lanet olsun sana Dr. Alphys yardımların için. Ama 800 Miko seyircime buraya kadar izledikleri için lanet olsun demiyorum. Bir sonraki sefere görüşürüz tatlım. Vay canına. Ona cidden gününü gösterdik değil mi? Hey, başta biraz tuhaf olduğunu farkındayım. Ama hala çok tuhafsın. Sana rehberlik etmek konusunda daha bir özgüvenli hissetmeye başladım. Yani o koca aptal robotu hiç dert etmesen. Seni ondan koruyacağım. Ve işe eğer o noktaya gelecek olursa yapsak yeter. Boş ver. Sonra görüşürüz. Ve hala varlıkların cinsiyetlerini anlamıyorum. Çok güzel tasarlamışlar bunun için. Nereye gideceğim? Neden bir sessizlik var böyle? Oh tamam. Sessizlik olmaması iyiye işarettir her zaman. Biraz sessiz olduğunu fark ettim de. Ezgör'le karşılaşmak konusunda mı endişelisin? Dert etme, tamam mı? Kral gerçekten iyi bir adamdır. Eminim onunla konuşup anlaşabilirsin. Sonra da insan ruhunla bariyerden geçebilirsin. O yüzden endişelenmek yok, tamam mı? Boş ver ve gülümse. Ezgör benim kafamı koparmak isteyecek büyük ihtimal. Çünkü burada çok fazla karmaşa çıkardım. Galiba yükseğe çıkmak iyidir. Hangi kat olduğunu bilmiyorum. Asansörleri niye sağ sol diye ayarladınız? Gerçekten anlamıyorum. Merhaba. Salonumuza hoş geldin Biricik. Biraz örümcek tatlı salar mısın? Bütün gelir örümceklere gidiyor. Hayır. Sen kimsin?
Ben bir dolat almak zorunda kaldım. Ben almak istememiştim. Ama şu kız istemiyorum desem bile o dudaklarını yalayarak bana ürkünç ürkünç bakmayı kesmedi. Şimdi de beş parasız kaldım. Yani donat almışsın sonuçta. Bunu kötü hissetme kendine. Selam, Alfis ben. Bu odada aynı önceden gördüğümüz gibi. Kuzeyde ve güneyde iki bulmaca var. İlerlemek için ikisini de çözmelisin. Ayrıca söylemem gerek ki ben pek bulmacaların çözümlerini vermeyi sevmem. Ama yardım gerekirse de aramaktan çekinme, tamam mı? Hatta bekle, bir fikrim var. Yeraltı nette arkadaş olalım. Böylece ne zaman yardım gerekse beni etiketleyebilirsin. Bırak beni lan artık. Dur biraz, zaten arkadaşız değil mi? Seni üye yapmıştım değil mi? Bunca zamandır gönderilerimi okudun. Umarım Miyomi2 konusunda bana katılıyorsundur. Bulmaca çözme montajı. Neredeyim baboli? Oo! Bu beyin var ya. Ya bir sus, kendimi öveceğim be. Hey, bunun sana rehberlik etmekle bir alakası yok ama hey, bir ara birlikte biraz insan dizisi izlesek mi? Bir ara. Adı da Miyomi Şirin Tatlış. Olmaz. Tamam. Sorun değil. Ben sadece sorayım demiştim. Ama bence cidden seversin. Eğer bir şans verirsen. Seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sen sadece benim bulmacalarımda yardım eden ve seni kullandığım bir varlıksın. Beynim yok şu an. Oha! Oo! Bugün hiçbir şey yapamayacağım çünkü bütün zekamı buna verdim. Bulmaca çözme montajı daha! Bu sefer hızlıydı. Kim tokat yemek istiyor ilk önce, gelin bakayım buraya. Wow 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 wow. Biri gitti. Vurmayın lan. Hepinizi döveceğim. Hiçbiriniz acımayacağım. Hayır ama az önce bütün beynimi kullandım ki. Bütün beynimi kullanmamışım. Şimdi bitti ama ondan eminim. Sizin kim olduğunuzu o kadar bilmek istemiyorum ki. Şimdi nereye? Bir dakika, buradan geldim ben. Midem bulandı. Ya şu müzik kesilmeleri benim sinirlerim bozuyor. Bu oyunu yine bir seferde bitirebilecek miyim bilmiyorum. Artık sona yaklaşmış olsam yiyecek. Bu örümcek ağlarını... Örümceklerden korkma. Nereliğini duydun mu? Kesin üstüne bir insanın geleceğini söyledi. Bunun ki örümceklerden nefret edermiş. Hayır asla. Hayır, niye örümceklerin üstüne basmayı seviyorum? Ben örümcekleri severim. Her yerim ağ olacak mı? Ay gidemiyorum. Hayır. Hiç parası olduğunda pek cebeymiş. O markanın ürünlerimiz için fazlayı sanıyorsun değil mi Biricik? O fikre hiç katılmıyorum. Bence senin tam da sıradaki ihtiyacımız olan şey. Neden herkesi dövmek zorundayım? Kimse beni tuzağa düşüremez koçum. Oha, senin çok canın var ya. Seni dövmek bayağı bir uzun sürecek. Mor bir ağın içine düştüm. Ne yapmam gerekiyor? Bu kadar mı? Çok kolay. Eğer tek taktiğim buysa beni öldüremeyeceksin, söyleyeyim. Ve evet, örümceklerden şu an biraz nefret ediyorum. Çünkü senin yüzünden. Bu kadar tokatlanmak canını sıkmamıştır umarım. Ne oluyor? Gerçi ekranı sallay... Ya bu mu yani? En büyük numaram bu mu ya? Bunları söylememem lazım herhalde. Bu ne? Yenmek istemiyorum, hayır. Lan canım kalmadı lan. Özür dilerim. Nefret etmiyorum örümceklerden. Beni dövme. En azından az canın kalana kadar. Hayır ya, sen git, seni istemiyorum ben. Bu gerçekten zor. Samimi söylüyorum, zor. Efendim? Bu ne lan? Örümceklerden telgraf var. Ne diyorlar ki seni görmüşler ve tam bir örümcek hayranıymışsın. Aman bu büyük bir yanlış anlaşılma. Seni örümceklerden etimden biri sanmış. Bu isteyen kişi dizinin üstüymüş. Farklı bir insandan bahsetmiş onunla. Dur, bunlar için üzgünüm. Ben mahvettireceğim. Buraya ne zaman istersen geri gelebilirsin. Hadi gönder ben. Ben de seni bağışlayayım ama canım az olduğu için yani söyleyeyim. Bu sessizlik içime yoluma devam edelim. O insan. Yine mi sen? Acaba o tek bir biricik aşkım olabilir mi? Tiyatro mu yapacağız? Bir dakika, tiyatro mu yapacağız gerçekten? Sevgilim.
kurtar kendini. Kral canavar öldürür seni. İnsanlar kalsın uzakta. Kırılsa da kalbim, parçalansa, onlar seni mahpus eder. Kim çevirmiş bunu bu ya? Bu yaşlı gözler hep seni özler. Ölümünü izler. Vallahi üzüldüm. Öleceksin. Of of of. Bu çok çok hüzünlü. Çok hüzünlü. Zindana gidecek olman çok hüzünlü. Ne zindanı bari ya? Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Sevgilim zindana atıldı. Kim icat ettiyse. Öyle zalim bulmacaları olan bir zindan ki bu. Aşığım şüphesiz can verecek. Ah merhamet et tanrım. Berbat renkli karo lülebrent. Her renk karosunun kendine az sadistçe bir işlevi var. Misal yeşil karo bir gürültü yapar. Sonra da bir canavarla dövüşmen gerekir. Kırmızı karolarda... Dur bir saniye. Bu bulmacaları 100 oda falan önce evet, gördük zaten. Evet gördük. Doğru ya. Tüm kuralları hatırlıyorsun değil mi? Not etmem gerektiğini biliyordum. Harika. Onları hatırlatarak zamanını boş harcamayın madem. Ah bu arada acele etsen iyi olur. Çünkü eğer 30 saniyede geçemezsen... Bu alevler seni yakıp kül eder. Alevleri tercih ediyorum. Eğer daha fazla susmayacaksan. Ah sevgili aşkım. Kederden gülüyorum. İyi şanslar tatlım. Hop. Boğulmak düştü. Renkli karolar... Canını yaktı. Ah keşke hala bilseydi kuralları. Eh bu epey acınası. Acaba nasıl olur kızartması? Aa, geçemedim. Üzgünüm, işe bak ki zamanın dolmuş. Hayır. Alevler geliyor tatlım. Hayır. Yaklaşıyorlar. Bırakma beni bu kötü zamanda yanmaya. Artık her an olabilir. Bak izle, kurtaracağım seni. Firewall'a ekliyorum. Olamaz. Bu nasıl olabilir? Dahi Doktor Elfis tarafından bir kez daha alt edildim. Hepsi bu gerizekalının başına çıkıyor değil mi? Hadi ama Metaton. Vazgeç artık. Bizi asla yenemeyeceksin. Birlikte çalıştığımız sürece asla. Bulmacan bitti. Artık git de bizi rahat bırak. Bulmaca? Bitti mi? Alfis tatlım sen neden bahsediyorsun? Yeşil karoların ne yaptığını unuttun mu? Bir ses çıkarırlar sonra da bir canavarla dönüşmen gerekir. Eh tatlım o canavar da ben oluyorum. Seninle dövüşecek kadar canım yok benim. Örümcek şırası. Oha güzel. O senin telefonun mu? Cevaplasan iyi olur. Hey durum kötü gibi ama merak etme. Telefonuna yüklediğim bir şey daha vardı. Şu sarı tuşu görüyor musun? Bu telefonun eylem menüsüne git ve ona bas. Buraya kadar tatlım. Vedana et. Bu mu? Şimdi de Z'ye bas. İşte şimdi eğlence başladı. Beni alt ettin. Bu nasıl olur? Sandığımdan güçlü çıktın falan filan. Bay bay. Oynayacaktım ben. Hey bu biraz tuhaf gelebilir ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Seninle sakın tanışmadan önce ben kendimi pek sevmezdim. Uzun zaman boyunca işe yaramazın teki gibi hissettim. Sanki herkesin gözünü kara çıkarmadan hiçbir şey yapamıyormuşum gibi. Ama sana rehberlik etmek beni kendim hakkında çok daha iyi hissettirdi. Yani sana yardım etmeme izin verdiğin için teşekkürler. Neyse çekirdeğe çok az kaldı. MTT Resort'a geçer geçmez oradan. Hadi bu işi bitirelim. O kadar çok konuştun ki...
Böyle hiçbir kızı tavlayamazsın. Ki ben kız mıyım onu bile bilmiyorum. Nereye gidiyorum lan? Merhaba. Ha? Onlar kimdi lan? Onlar da kim? Hiç kimsenin burada olmaması gerekiyor. Of neyse. Bunun için şimdi endişelenemeyiz. Bizim elemanın da bunların kim olduğunu bilmemesi beni korkuttu. Çünkü onun yaptığı kurgulara göre oynuyoruz şu an ve onun kontrolünün dışında İşte olan bu. Bir şey gerçekten tehlikeli olabilir. Asansöre benim çekirdeğin tepesine git. Bu şarkı bana bir yerden tanıdık geliyor. Ne? Asansörün çalışıyor olması lazım. İyi o zaman. Sağa git ve ilerlemeye devam et. Bana ne yapacağımı söyleme ama yine de sağdan gideceğim. Tamamdır. Şimdi ilerlemeye devam et. O çukur haritamda yok. Boş ver gitsin. Sol tarafı deneyelim. Sen kimsin lan? Lan bana haç fırlatıyorsun lan. Ne oluyor? Sen nasıl bir tarikattansın oğlum? Gel buraya gel. Ucuz yırttık. Bizi kafasını koparacağım. Neden burada bu kadar çok canavar var? Yani sorun olmazlar değil mi? Bizim sadece ileri gitmemiz gerekiyor. Bu şarkı çok tanıdık. Düğümüşe göre düğmeye basmadan ilerleyemiyorsun. Ama bastığında lazerler aktif olacak. Geliş sıraları sanırım şöyle. Turuncu, turuncu, mavi. Turuncu, turuncu, mavi. Anladın mı? Üçüncüye kadar hareket edin. Hareket, hareket, dur. Hareket, hareket, dur bebeğim. Yanlış söyledin gerizekalı! Aman tanrım, yaralandın mı? Özür dilerim. Sana yanlış sırayı söyledim. Her şey iyi olacak, tamam mı? Sağ tarafa doğru ilerle. Sana güvenemiyorum. Yol ayrımı. Sağa ilerlemeyi dene. Senin dediğini yapmayacağım bu sefer. Bu nasıl bir tip böyle? Ben bunu dövemem ki. Şövalye olman fark etmiyor. Benim küçük minik ellerim var seni tokatlamak için. Koş 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 koş. Lütfen yarı yolda açılmasın. Allah ne olur. Allah ne olur yarı yolda aç. Bekle. Ne var? Ne var? Ne var? Güç kendi kendine geri gelmeye başlıyor. Kahretsin. Böyle olmaması gerekiyordu. Ben gücü tekrar keseceğim. Kesildiği zaman biraz ilerle ve sonra dur. Tamam mı? İncinmeyeceksin. Korkuyorum. Nereden gitmem gerekiyor? Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Oh! Ya anlatamıyorum size işte. Çok iyiyim bunda. Bu yol ayrımlarını nasıl hatırlayacağım? Çöp kovasının içinde bir glamburger buldun. Alacak mısın? Tabii ki alacağım. Beleş burger varsa ben oradayım. Vrok vrok. Bence de. Bu müziği çok sevdim be. Ben bu kadar yola gidiyorum da umarım bir işe yarayacaktır bu kadar yol gidişim. Niye şalterini kapadım acaba? Çok merak ediyorum. Eğer dönüşte de birileri bana saldırırsa çok bir sinirleneceğim. Ay bak sinirlenince çok hızlı konuşuyorum ha. Bir çöp kutusu. Oo 100 altın. 100 altına hayır demem. Ah yine mi sen? Oo evet işte buradasın tatlım. Küçük müsabakamızı yapma vaktimiz geldi. Hatalı robotu durdurma vakti geldi. Dermişim. Hatalı mı? Tekrar programlama mı? Gerçekçi ol. Bunların hepsi büyük bir şov, bir oyun. Alfie seni bunca zamanda salak yerine koyuyor. Seni ekrandan izledikçe senin maceraların iyice bağlandı. Çaresizce maceraların bir parçası olmak istedi. Bu yüzden kendini hikayeye katmaya karar verdi. Bulmacaları tekrar aktif etti. Asansörleri devre dışı bıraktı. Sana eziyet etmemi sağladı. Hepsini yaptı çünkü senin aslında olmayan tehlikelerden kurtarabilirdi. Hepsini yaptı çünkü sen onun harika bir kişi olduğunu düşünecektim. Ama öyle değil. Ve şimdi onun en güzel saati. Hatta şu anda... Yani bunu bir 5 oyun önce falan fark etmiştim aslında. Savaşımızın sırasında araya girecek. Beni devre dışı bırakmış gibi yaparak seni son kez kurtarmış olacak. En sonunda senin maceranın kahramanı olacak. Ona o kadar saygı duyacaksın ki seni buraya terk etmemen için ikna edebilecek. Ya da etmeni. Gördüğün gibi bu öngörülebilir zırvadan bana gına geldi. İnsanları incitmem için hiçbir arzum yok. Hatta aslında tam tersi. Benim tek arzum eğlendirmek. Ne de olsa izleyici güzel bir şov hak ediyor. Değil mi? Ve güzel şov nasıldır? Eğer sürpriz son olmazsa. Hey, neler oluyor? Kapı kendini kilitledi. Üzgünüm millet. Eski program yayından kalktı. Ama hepinizi çılgına çevirecek bir finalimiz var. Woo! Gerçek drama, gerçek aksiyon, gerçek katliam. Yeni şovumuzda değil. Kadri Robot'un saldırısı. Benim silahım var koçum. Iskama. O değersiz tabanca bende işe yaramaz tatlım. Hep olmak istediğim yıldız olabilirim. Yüzlerce, binlerce, hayır milyonlarca insan izleyecek beni. Senin milyonlarca insan izlemesi hayatına çok büyük bir etkisi olmuyor söyleyeyim. Metadonu yenmenin bir yolu daha var.
O şey, o da hala üzerinde çalışıyordum, o yüzden fazla yargılama. Ama metatonun neden hep önüne dönük olduğunu biliyor musun? Çünkü arka tarafında bir düğme var. O yüzden eğer arkasını dönerse, sen de düğmeyi çevirirsen o şey olacak, zarar görebilir olacak. Gitmem gerek. Ayna mı? Ayna mı? Doğru ya, büyük finalde kusursuz görünmem gerek. Göremiyorum, nerede? Sen... Ben? Az önce... Düğmemi mi çevirdin? Bu biraz ayıp durdu söyleyince. Oh yes. Amanın. Robot Michael Jackson'a dönüştü. Eğer düğmemi çevirdiysen bunun tek bir manası var. Yeni vücudumu göstermek için sabırsızlanıyorum. Şansına sana bu alemi göstermemek için uzun süre kaçınıyordum. O yüzden teşekkür olarak sana yakışıklı bir ödül vereceğim. Yaşadığın son anlarını. Tamamen güzelleştireceğim. Oh, kalbini patlattı. Beni kimse dövemez. Seni dövmeyeceğim. Kuzum, seni dövemem. Kalbini patlatacağım seni. İşte bu. Oo, kalbim patladı. Demet, Özgür'le tanışmak üzeresin ha? Sen bu konuda bayağı heyecanlı olmalısın ha? Sen sonunda evine döneceksin. Döneceğim, evet, konuşma. Bekle. Yani ben sana şey demem gerekiyor ve güle güle demeliyim ve daha evet, dayanamayacağım. Bu kadar. Bir ilişki bitti mi biter koçum. Biz farklı insan dünyaların insanlarıyız, tamam mı? Bir canavar ruhu gerekiyor. Zamanı geldi. Sonunda Ezgur'u yok edeceğiz. Robot olmadan hayat çok sıkıcı. Biraz canım sıkılacak. Son bir save alıyorum burada. Hey! Undertale bitiriyorum. Her yerde kalp var. Eskimiş hançeri bırak. Çünkü sen iyi bir insansın. Uzun zaman önce bir insan harabelere düştü. Düşüşüyle yaralandı. İnsan yardım çağırdı. Ezreal, kralın oğlu, insanın çağrısını duydu. İnsanı kaleye getirdi. Sana kendi çocukları gibi davrandı. Yeraltı umutla doluydu. Sonra bir gün insan çok hastalandı. Neden? Hasta insanın son bir isteği vardı. Kendi köyündeki çiçekleri görmek. Ama yapacakları hiçbir şey yoktu. Ağlayacağım lan. Ertesi gün insan öldü. Ezreal kederle yıkılmış şekilde insanların ruhuna indi. İnanılmaz güçlü bir varlığa dönüştü. İnsan ruhuyla beraber Ezreal bariyerin arkasına geçti. İnsanın vücudunu gün batımına taşıdı. İnsanların köyüne. Ya hayalimde kurabiliyorum bütün şeyi ya, hikayeyi. Ezreal köyün merkezine ulaştı. Orada altı renkli çiçekten bir yatak buldu. İnsanı onun üzerine taşıdı. Birdenbire çığlıklar patladı. Köylüler Ezreal'ı insanın vücudunu tutarken gördü. Çocuğu onun öldürdüğünü düşündüler. İnsanlar olan gücüyle ona saldırdılar. Darbe üstüne darbe aldı. Ezreal'ın onların hepsini yok edecek gücü vardı. Ama... Ezreal karşılık vermedi. Ya. İnsanı sıkıca tutunarak Ezreal gülümsedi ve oradan uzaklaştı. Yaralı şeklinde Ezreal sendereye geri döndü. Kaleye girdi ve yere yığıldı. Buzun tüm bahçeye dağıldı. Krallık umutsuzluğa düştü. Kral ve kraliçe bir gecede iki çocuk kaybetmişti. İnsanlar yine her şeyimizi elimizden almıştı.
Kralın sıramına son vermede vaktine geldiğini karar verdik. Buraya düşen her insan ölmeliydi. Yeterince yolda birlikte bariyer sonsuza kadar kırılabilirdi. Artık uzun sürmeyecek. Lanet olsun. Kral Asgore bizi umut verecek. Özgür olacaksın. Sonunda geldin mi? Her şey buraya kadar mı? He canım he. Tam dramatik bir an yaşıyorduk ya. Sonunda başardın demek. Yolculuğunun sonu gelmek üzere. Biraz sonra kralla tanışacaksın. Birlikte bu dünyanın geleceğine karar vereceksin. Ama bu o zamanın işi. Şimdi yargılanacaksın. Bütün hareketlerin için yargılanacaksın. Elde ettiğin her bir TP için yargılanacaksın. TP nedir? Bir kısaltmadır. Terör puanı anlamına gelir. Yani çok şaşırmadım. İnsanları sebep olduğun acıyı sayıya dökmenin bir yoludur. İyi olamazdı. Birini öldürdüğünde TP artar. Yeterince TP varsa sevgin çoğalır. Sevgi de bir kısaltmadır. Sevgi de mi kısaltma? Seviyesizce gaddarlık ilerlemesi anlamına gelir. Kişinin can yakma kapasitesini ölçmenin bir yoludur. Ne kadar öldürürsen mesafe koymak da o kadar kolaylaşır. Koyduğun mesafe arttıkça canın daha az yanar. Başım dert dediler. Başkalarını incitmek daha kolay gelmeye başlar. Şimdi anlıyorsun. Yargılanma başlama vakti. Ruhunun derinliklerine bak. Sahiden de doğru olanı mı yaptın? Ve ne yaptığını göz önüne alarak şimdi ne yapacaksın? Bunu bir düşün. Her şeyi yanlış yaptım. İğrenç bir insanım ben. Açıkçası ne dediğin çok da önemli değil. Önemli olan tek şey kendine karşı dürüst olmuş olman. Şimdi olacaklar ise sana bırakıyoruz. Ben çok büyük bir kötülük yaptım. Kimseyi öldürmemeliydim. Selam. Seninle karşılaştık sonunda. Dam di dam. Hı? Orada biri mi var? Evet ben. Bir dakika. Şu çiçekleri sulamayı bitirmek üzereyim. Böyle tatlı şeyler yapma. Senin nasıl kafanı koparacağım yoksa? İşte böyle. Hey ya, nasıl ya? Oh. Bir bardak çay ister misin diye sormayı çok istiyorum. Ama nasıl olduğunu bilirsin. Bugün güzel bir gün. Ha? Kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor. Lan bana kendimi kötü hissettirecek şeyler yapma. Yakalamaca için mükemmel bir hava. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Hazır olduğunda yandaki odaya gel. Şimdi burada da dövüşebilirdik. Niye böyle yaptı ki? Bu adamı öldürmek istemiyorum. Çünkü çiçek seviyor. Çiçek seven bir insan kötü olamaz. Seninle dövüşmek için neden bir yere gitmek için seni takip ediyorum? Hazır mısın? Eğer değilsen anlarım. Ne hazır abi? Sanki gerdeğe giriyoruz ya. Dövüşeceğiz sadece. Hadi kafanı koparacağım senin. Bariyer bu. Bizi yer altında hapis tutan şey bu. Eğer yarım kalan bir işin varsa lütfen yapman gerekeni yap. Yarım kalan bir işim yok. Seni döveceğim sadece. İyi bir insansın sen. Hayır. İyi bir varlıksın yani daha doğru. Seninle savaşmayacağım. Serüvenin artık bitmiş gibi gözüküyor. İçin azimle doldu. İçim azimden başka İnsan, bir şey yok içimde şu an. Seninle tanışmak güzeldi. Hoşça kal. Oh. Oo, bak ikimiz de çiçekleri çok seviyoruz tamam mı? Bu adamı dövmeme imkan yok. Hıh. Abi canım daha yarısına bile gelmedi ya. Burger, çöpteki burger. Oh can verdi süpersin be. Çöpteki burgerler her zaman işe yarar. Ne? Tamam abi canının yarısına kadar getirebildik hadi. Oh! Kardan adam parçasını yedim oley. Kardan adam yaşayan bir şey miydi? Canım azaldı hadi sen de biraz hızlı ölür müsün lütfen? Oh! Lütfen ölmüş ol. Oh. Yemek böyle olacaktı. Oğlum öldükten sonraki gün hatırlıyorum. Bu pek umurumda değil ya. Sen kafanı koparacağım artık yeter. Gelecek bir kez daha insanlar tarafından bizden alınmıştı. Bir anlık sinirle savaş ilan ettim. Buraya gelen her insanı öldüreceğimi söyledim. Onların ruhlarını kullanarak tanrısal bir varlık olacak. Ve bizi bu korkunç hapishaneden kurtaracaktım. Sonra insanlığı yok edecektim. Ve canavarların barış içinde yeryüzünde hüküm sürmesini sağlar. Kısa sürede
halkın umutları geri geldi. Ancak eşim hareketlerinden nefret etmişti. Burayı terk etti. Bir daha görünmemek üzere. Doğrusu bu gücü istemiyorum. Kimseyi incitmek istemiyorum. Ben sadece ya sana kıyamam ben. Ama bunu daha fazla dayanamayacağım. Karımı görmek istiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum. Lütfen. Bu savaş yeterince uzun sürdü. O güce sahipsin. Ruhumu al ve bu lanetli yerden ayrıl. Fuck. Sadece o çiçekleri suladığın için kurtaracağım seni. Seni incitmek için yaptığım onca şeyden sonra burada kalıp acı çekerek yaşamayı, yeryüzünde mutluca yaşamaya tercih mi ediyorsun? Evet, malım ben çünkü. Karım ve ben sana elimizden geldiğince iyi bakacağız. Oturma odasında oturup hikayeler anlatırız. Karamela turtası yeriz birlikte. Ha, bu güzel olur. Bir aile gibi olabiliriz. Seni salak. İşte artık acıma yok. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Lan kameraya ne oldu? Lan kamera gitti. Oha, oyundan attı beni. Ne oluyor? Az önce oyunum kapandı ve kameram da kapandı. Her şeyim kapandı abi. Hey ya. Ben Floy. Çiçek Floy. Sana büyük minnet borçluyum. O saf ihtiyara cidden gününü gösterdin. Sen olmasaydın onu asla geçemezdim. Ama şimdi senin yardımınla o öldü. Ve insan ruhlarına da ben sahibim. Ah be. Çok uzun zamandır bomboştum. Şimdi yeniden bir... Oo, eski kayıt dosyanı kaydetmeye deneme sakın. Temelli gitti o. Ama endişelenme. Eski dostum Flavi senin için değişiklik hazırladı. Ölümün üzerine oyunu kaydedeceğim. Ne? Böylece seni kanlı parçalara biçişimi izleyebileceksin. Tekrar ve tekrar. Yo yo yo! Yardım çağırıyorum, yardım! Biri beni yardım etsin! Yardım yardım yardım! Yardım çağırın lütfen! Birileri yardım etsin bana! Bir daha bir daha! Ah, tam dolduramadım canıma! Elim! Yardım, 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 yardım! Yardım! Güzel, 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 canım var, canım var! Beni niye vuramazsın ki? Flowin defansı sıfır! Şimdi Flowin'in ağzına sıçmanın vakti geldi! Umut bebeğim, umut! Savaş! Abi ne oluyor bunu da? Hayır! Hayır! Bu gerçek olamaz! Sen! Seni salak! Gerçekten de beni yenebileceğini mi sandın? Ben bu dünyanın tanrısıyım. Ya sen nesin? Çaresizsin. Çaresiz ve yalnızsın. Hay aksi, bu doğru mu? Bu beş para etmez dostların. Artık seni kurtaramazlar. Yardım iste. Sana yardım et. Dök gözyaşlarını karanlığa. Yardım edin bana. Babacığım, beni yardım etsin. Bak bakalım sana ne faydası olacak.
Yardım çağırdım. Böyle bitemez. Geldiler. Ne? Bu nasıl? Ruhlar? Yes! Ne yapıyorlar? Hayır! Hayır! Bunu yapamazsınız! Durmayın, durmayın! Dövün onu! Bu oyun bana çok şey öğretti. Sana bunu yapamam. Sence bu alanlardan bir ders aldın mı? Hayır. Hayır, sana insaf edeceğim. Beni bağışlamak hiçbir şey değiştirmeyecek. Beni öldürmek bunu sona erdirmenin tek yolu. Hayır. Eğer yaşamama izin verirsen geri gelirim. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Oyun bitti mi? Bro! Bu yüzden insanların bana kimseyi öldürme demesini anladım. Bu oyun bana çok şey kattı gerçekten. Uzun süredir oynadığım bir oyundan bu kadar zevk almamıştım. Yani oyunu bitirmek çok uzun süremi aldı ama buna değdi. Outro yapıyorum şu an. O kadar videonun dışındayım ki.